Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün okula dönüş alışverişime hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız videoya geçmeden önce hemen bunu baştan yapayım. Aşağıda beğenme butonuna basmayı ve hala abone değilseniz de abone olup zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece videolarımızı daha rahat ve daha iyi bir şekilde izleyebilirsiniz. Bugün dediğim gibi okula dönüş alışverişi yapıyorum. Fakat bu yaptığım alışveriş kırtasiye alışverişi değil arkadaşlar. Çok büyük bir kırtasiye alışverişi yaptık. Bu videodan sonra da onu da izleyebilirsiniz. Bugün işte kıyafettir, çantadır vesaire bu tarz önemli has olan şeyleri almaya gidiyorum. O zaman hızlı bir şekilde hemen AVM'ye gidelim. Evet, geldik AVM'ye. Burada şey düşünüyordum, bugün çok fazla kalabalık olur diye düşünüyordum. Bence şu tarafa gidelim anne. Bu tarafa doğru gidelim. Bir gel bu tarafa doğru bakalım, ondan sonra gidelim. Ben bugün çok kalabalık olur falan diye düşünüyordum ama neresi hiç kalabalık değil bugün. Nerede insanlar ya? Çünkü bence hafta sonu değil. Yaz biz 15 dakikalık olup 45 dakikada geldik. Öyle yazlara falan da girmeye planlıyorum ama şu an nereye gitsem hiç bilmiyorum. İlk önce ayakkabı bakayım diyorum. Daha sonra yemek yiyelim, sonra kıyafete geçelim. Bence en mantıklısı öyle. Ama bugün gerçekten boş olmasına bakın. Aşırı derecede şaşırdım yani. Çok güzel. Boş saldırım. Savaş yapmaya gerek yok. Ya bu çok hoşuma gitti aslında ya. Ama sanki bir tık şurası beni rahatsız ediyor gibi. Şurası. Tam başka birkaç model daha var. Ayakkabı alalım. Çünkü en zor olan ayakkabı mıydı? Sonra kıyafete geçelim. Bir yan dur bakayım. Aslında yandan şık duruyor ama. Bak bu da çok şeker bence. Arkadaşlar ben şimdi bayağı bir ayakkabı denedim orada. Ama en beğendiğim o videoda gösterdiğim beyaz oldu. Hani size ayağım böyle geçip gösterdim ya. Onu çok beğendim. Ama annem sağ olsun beğenmedi ve şey dedi. Beğenmedi, hani beyaz. Babama da söyledim. Dedi ki beyaz alma dedi. Çünkü arkadaşlar ben beyazı ya bir haftada siyah yapabilen bir insanım. O kadar yani. Ama ben de beyaz çok seviyorum. Çünkü bence her şeyin altına beyaz gidiyor. Bilmiyorum. Şimdi boynlara falan bakacağız. Başka yerlere bakacağız. Eğer güzel bir şey bulamazsam, kafama göre bir model bulamazsam oraya gidip onu alacağım. Çünkü ben onu geçen çok beğendim. Olmazsa zaten bir hafta içinde iade edebiliyorsunuz. Eğer beğenmezsem, hoşuma gitmezse tekrardan iade edebilirim. Çünkü çok rahattı. Şimdi gidiyoruz. İnşallah olabilir. Ayakkabıdan vazgeçtiğim çanta bırakmaya geldim. Vallahi bir beğendiremiyorum sana. Hani hiçbir şey. Ben şöyle bir şey mi aldım okula? Melike şaka yaptığını biliyorum. Şaka yapmıyorum herhalde. Direkt bu şekilde okula gidebilirim ya. Şaka beğendim. Marka takıntım yok. Yani illa Nike ya da marka olmasına gerek yok. O yüzden böyle güzel bulduğum bir şey alacağım yani. Direkt. Kalk bakayım şunu yandan. Çok tatlı bu arada gerçekten. Hani 11. sınıf olmasam alırım. Dön bakayım arkanı. E tamam alalım. Vallahi çok tatlı. Bir de galiba bunun arka tarafı da var. Hayır tatlım orada bir şey yok. Orada yani şu güzel ama bilmiyorum. Bu benim hoşuma gitti ya. Bak. Sade. Bence gayet güzel bu. Bir de onun bak şöylesi var. Deri olmayan. Ya ikisi de aynı aslında. Çok bir fark yok. Ama benim şu daha çok hoşuma gitti. Bence ben bir seçim yapayım. Ama tamam. Sürpriz olsun. Ya hadi bakalım. Bu Eren'in hediyesi. Hediye de aldım. Çok merak ediyorum. Beğenir mi? Hadi beğenir ya. Hediyeyi beğenmeme gibi bir lüks olacağını zannetmiyorum. Beğenecek. Ama çok seveceği bir şey aldım. Peki o eşortmanı bıraktığımız iyi oldu onun bedeni gerçekten. Oldu. Bana küçük geldi de burada çok büyük geldi. İyi ki vazgeçti. Zaten burada yemek yemeye gideriz değil mi? Yok bir ayakkabıyı halledelim. Hadi. Neler aldın zaten karışık. Ama burada. Ama onları evde göstereceğim. Seni onları çağırıyorlar. Onları göstermeyelim, sürpriz olsun. Hangisi o? Şu. Ya ben şimdi şey yapmak istiyorum. İki tane vücut jeli, losyon almak istiyorum. İki tane almışa kampanya oluyor. Mantıklı. İki tane almam daha mantıklı. Ama şunu düşünüyorum. Acaba bildiğim bir koku mu alsam yoksa? Sen hangisini kullanıyordun mesela? Ben de bu Bay Vanilla'yı bir de bunu kullanıyorum. Ama başka bir koku da bakıyorum. Belki beğenirim diye. Bak şunlar da var. Çok abis. Hangisi de şöyle hepsini avuçlayıp gidelim mi? Evet arkadaşlar ben böyle çok çekmiyorum ama ben çoğunlukla mağazaları gibi şeyler alıyorum. Bak bak elim bayağı doldu. Annemde de bir iki tane var. Son olarak Sephora'ya girdim. Ama Sephora'da neler neler aldım arkadaşlar. Evde hepsini göstereceğim sizlere. Burada göstermeyeceğim. Evde göstereceğim ama ellerim kullanırım. Hep bir şeyleri denemekten kıpkırmızı oldu. Canım
babacığım, seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Canım benim. Ama gerçekten mükemmel şeyler aldım. Tam böyle okul alışverişini yaptım. Çok uzun bir sürede büyük ihtimalle yapmayacağım. Çünkü beni uzun bir süre dışarı çıkarmayacaklar. Pardon. Bakışlar bazen çok iyi, böyle bakıyorlar. Bir garipsiyorum ben de. Şimdi yemek yiyeceğiz değil mi? Evet. Bir ayakkabım kaldı. Onu alacağım. Bayağı bir yeri gezdik. Bir sürü Nike mağazası, hani yerleri var falan, burada gezdik ama bulamadık. Şimdi ayakkabı alacağız, yemek yiyeceğiz, sonra da eve gideceğiz. Ne oldu? Ne yazıklıyor? Ha, o da kaçtı. Oh. Ay arkadaşlar, gerçekten çok yoruldum ayağımın. Yorgunluğumla buraya geldim zaten. Elimdeki poşetleri görüyorsunuz. Bir de araya kaçmış küçük poşetler var. Oh, gerçekten çok yoruldum. Çok yorucu. Ay bir an dedim kapı nasıl açıldı. Çok yorucu ve savaş dolu bir gündü. Ama sonunda eve gelebildim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde neler aldığımı sizlere göstermek istiyorum. O kadar çok şey aldım ki gerçekten kafamdan çoğu gitti. Ve aldıklarımı o kadar sevdim ki tekrardan görüp bakmak istiyorum. Hepsini sizlere göstereceğim, emin olun. Kapı niye açıldı ya? Ay neyse, korktum şu an. Hemen babamı çağıracağım. Gerçekten çok korktum arkadaşlar şu an. Farkında mısınız kapı nasıl açıldı? İnanmıyorum. Her neyse. Paranormal olayları bir üzerinden atıyorum. Babamı çağıracağım. Annem istemiyorum artık. Gerçekten bıktım annemden. Özellikle o trafikten sonra, arabayı kaybetmemizden sonra annem istemiyorum. O zaman hemen babamı çağıracağım. Sesleniyorum hemen. Baba! Baba! Duymam, az daha geliyor galiba. Baba! Baba bir gelir misin? Niye? Ya bir şeyler aldım da onları sana göstermem lazım. Yandım. Geliyorum. Yardımın lazım, yardımın. Geliyorum. Hızlı ol hadi. Çok eğlenceli bir video olacak. Tepkilerini yani çok merak ediyorum. Eyvah eyvah, bu videoda ocağıma nasıl incir ağacı dikilir videosu çekiyoruz. Saklan saklan. Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar, ocağa incir ağacı dikmek ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Babamın bütün parasını harcamış. Babanızın, eşinizin ya da etraftaki birinin herhangi bir parasını, kartını çok yediğin zaman ocağıma incir ağacı diktin denir. Abartma. Yani okula dönüş alışverişi yapmışım. Ne olmuş? Kızım, bu okula dönüş alışverişi olmamış. Bu hayata veda alışverişi gibi olmuş. Ya baba abartma şimdi. Vallahi çok. Niye annenle başladığın şeyi benle devam ediyorsun? Tepkilerini görmek istedim. Tepkilerini ölçmek için. Ayrıca annemden baktım. Çünkü trafikte yaşamadığım şey kalmadı. Arabayı kaybettik. Benle mi alışveriş daha iyi, annenle mi? Annemle. Annemle tabii ki de. Bu videoyu annemle izliyor kızım. Evet, baba kız ilişkisi olarak aramız çok iyidir tabii. Tabii ki. Evet, şimdi arkadaşlar, Melike neler benden çalmış, almış, pardon. Her neyse babacığım, sen sadece videoyu çekemem. Ben arkadaşlar hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir de fark et, benim için ilgilenmez, beni ilgilendirmez kızım. Evet kendi, arkadaşlar. Kendi paranı istediğin gibi harcıyorsun şimdi yani. Şimdi şu şekilde. Tabii canım. Hadi bakalım, ilk ne varmış? Şöyle arkadaşlar, InStreet'ten. InStreet. InStreet'ten bir tane Puma tişört aldım şu şekilde. Bakayım, göster, üstüne doğru tut bakayım. Evet arkadaşlar, böyle size de göstereceğim. Uyuna yazdım. Yanlış hatırlamıyorsam şuna bakayım. Fiyatlarını da söyle. 700 lira arkadaşlar. Bu şekilde bir Puma tişört almak. Evet, onu koyabiliriz. Şöyle kenara koyuyorum. Hızlı bir şekilde göstereceğim sizler için. Hemen. Hemen. Sonra arkadaşlar, olmazsa olmaz. Biliyorsunuz ki benim çanta artık bakın orada. Eskide her tarafı yırtık pırtık. İçini göstermiyorum bile. Arkadaşlar bir tane şöyle bir çanta aldım kendime Adidas'tan. Bu ne kadar? Bu 900 lira arkadaşlar, şu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Yani içine kitaplarımı, defterlerimi koyabileceğim gayet güzel bir çanta. Evet, gayet makul bir fiyat. Güzel bir ürün bence. Güzel. Zaten arkadaşlar artık her şey çok pahalanmış. Ne elini alsanız çok pahalı oluyor. Evet. Her neyse, bunu da şöyle koyuyorum. Sessizce duruyorum sadece. Ben sadece arkadaşlar rakamları topluyorum burada. Sen evet. Sessizce durmaya devam et ama. Daha çok toplayacağım çünkü. Patates geldi. Bu kedinin adına patates koyup kediyi patates ettin ya. Evet. Patates arkadaşlar bu arada çok korkak oldu. Niyeyse ne yapsa hemen irkiliyor. Melike kediye yapıyorsun, korkak diyorsun. Herhalde korkak. Daha doğrusu biri bana yapsa ben de irkilerim. Hadi. Bunu birden arkadaşlar şu şekilde neler aldığımı göstereyim. Okul için şöyle basit bir tişört aldım. Böyle. Üzerinde ne yazıyor bunun? Always is a very... Çok güzel şeyler yazıyor arkadaşlar. Seninki gene geldi.
Evet, kedi çok büyüdü arkadaşlar. Tekir kediler çok çabuk büyüyor ve çok irileşiyor. Suratına baksana ışık vurunca. Bu da arkadaşlar 200 lira. Bu şekilde. Bir eşortmanın üzerine ya da pantolonun üzerine hemen giyip çıkmadık. Evet. Daha sonra ona çok benzeyen ama üzerine... Benzeyen. Evet, sen göster. Ben buradayım. Pıs pıs. Bak, hemen dalıyor bana. O tişörtün siyahını aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da 200 lira. Değil mi? Aynen, bu da 200 lira. Şunun suratın tatlılığına bakın arkadaşlar. Ya keşke kediye de kıyafet falan bir şey bulmazsın. Tabii tabii. Tabii. Ama çok tatlı olsun. Patilerine bir şeyler taksın. Evet evet tabii. Al bol bol al kızım. Paranı bol bol harca. Gözüm seyreliyor. Harcayacağım baba zaten. Aa, neyse Feyzum. Şöyle de arkadaşlar eşortman aldım bir tane. Griyim. Biraz üstüne tut bakayım. Üstüne tut. Bu kedi niye böyle ya? Tabii böyle bir şey de anlaşılmıyor. Şalvar gibi duruyor şu anda. Ama bence gayet güzel. İstiyorsanız deneyebilirim. Ben ne yapayım biliyor musun? Bence ben bunları kombineyim, deneyip geleyim. Bir saat burada durayım ben senin başında. Hayır, 15 dakikaya geliyorum. Sen şimdi kapat. Ah! Kedi yırtıyor bir saniye. Yırtar, pencereni takar. O zaman sen 2 dakika bekle burada. Ben hemen bunları kombineyip geliyorum, tamam mı? Koş. Burada dur. Sakın bir yere gitme. Evet, kombinin bu mu? Evet, ama çok şık olmuş. Beni çok güzel seçmişsin gerçekten. Ya tam böyle okul için arkadaşlar. Böyle ne çok abartı, ne çok sade. Bence gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Evet arkadaşlar, sizler de yorumlarınıza yazın. Nasıl, beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Bu şekilde. Bence gayet güzel. Bence de gayet güzeldi. O zaman hızlı bir şekilde diğer aldıklarıma geçiyorum. İnşallah. Siz de kombinlerime ve aldığım şeylere puan vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsini güzel bir şekilde okuyacağım. Daha sonra H&M'den aldıklarıma geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar, bir tane siyah eşortman aldım. Bakın bu. Evet, bununla da bir tane kombinle. Tamam, bunu bir göstereyim. Tamam. İçindekileri göstereyim, daha sonra kombin yapayım. Aa, H&M'den çok güzel şeyler aldım ben bu arada. Çok güzel kombinler yapacağım bunlarla. O ne? Bu şekilde kolay. Bir tane. Hemen giy bence. Kombinin aynen. Üstüne, bunun üstüne giyebilirsin bence. Şık duracaktır. Aha bak, çok ciddiyim, okul kombinim benim böyle arkadaşlar. Sabah... Okul abartısız ben bu şekilde giyiyorum. Başka ne giyeceksin kızım? Grand tuvalet giyinip gidecek halin yok. Normal hani böyle salaş böyle. Alıp giriyorum. Hafif düzgün, kapalı. Güzel kıyafetler okul çok daha önemli. Bence bu gayet güzel. Şu şekilde arkadaşlar çok daha rahat bir. Evet, sizler yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Polara ne diyorsunuz? Puan da verebilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra hızla devam ediyorum. Şu şekilde bir tane tişört aldım. Bununla kombin yapacağım. Fırla. Bunu. Fırla kombinle. Bu fırla. Şekilde. Fırla ikisini kombinle. İçine. Tamam, onun üzerine giy gel. Üstüne giy gel. Hemen geliyorum. Fırla. Hadi bakalım. Nasılım? Narikasın. Sen çok güzel olmuşsun ya. Siyah sana çok yakışıyor. Saçların sarı ya. Siyah sana çok yakışıyor. Değil mi? Arkadaşlar kombin nasıl? Aa, ayakkabı da giymişsin. Evet. Aa, tamam da söyleyecektim. Arkadaşlar bakın, şöyle sürprizim var. Aldığım ayakkabı da bu. Bence çok güzel. Bayıldım yani. Hı-hı. O zaman şu çok bayıldım, ilk gördüğüm anda direkt bunu alacağım dediğim hırkayı da giyeyim. Ayakkabı sadece. Nereden aldın onu da söyle arkadaşlar, merak etmesin. Ayakkabıyı arkadaşlar Instreet'ten aldım. Şöyle hemen giyiyorum, bunu da çekiyorum. Daha sonra size bir 360 tur yapacağım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, kombin nasıl? Gerçekten. Kombin nasıl? Söyleyin bakalım, sizler yorumlar kısmına yazın. Ayakkabı da çok güzel, Nike'den aldın. Aynen, ben de bunun yeşili aldım. Var çünkü. Topuk kısmı arkadaşlar, şu topuk kısmı yeşil olanı var. Bir de kırmızı olanı var bende bunun. Aynen, seninle kırmızıyı da ben yeşili de orada gördüm zaten. Hı hı. Kırmızı alayım dedim, sonra babamla denk gelmeyeyim dedim. Bağcılar Style'le otur bakayım. Vallahi tam bu pozluk bir şey değil mi? Tam bu kıyafetlik. Evet, hakikaten şu an çok güzel duruyor bence. Arkadaşlar o zaman üzerindekileri söylüyorum. Ayağımdakiler 3100 lira. Hı hı. Altındaki 600. İçimdeki bu tişört 200 lira. Üstündeki de 1000 lira. Kızım senin geri dönüşün bu kadar değil. Sen bunu 10 yılda bana amorti edemezsin. Ne ara aldın bu kadar? Ederim. Evet, şaka bir yana notlarınızı, puanlarınızı istiyoruz. Evet, hangisini evet. Beğendiniz, beğenmediğiniz bir şey var mı? Sizde aynısı olan var mı? Sizin de aldığınız var mı falan filan. Ya kaç puan veriyorsunuz bunları yazmayı unutmayın. Ama ben gerçekten çok beğendim bu kombini. Tam okul kombini yani. Şunu da bir çıkartayım. Evet, sıcak yani. Bir sıcak. Yüzüm kalsın. Parladı zaten. Şimdi Sephora'ya geçiyorum. Hı-hı. Çok güzel bir alışveriş yaptım bunda. O zaman hemen hazırsanız başlıyorum. İlk olarak bir sürü tester aldım. Bakın, belki bu parfümleri bilenleriniz vardır. Benim çok hoşuma gitti. Tam göster görüntüsünde. Şöyle evet. İçini bu şekilde açıyorsunuz. Minik bir tester çıkıyor. Göster bakayım markalar. Göster göster. Yok öyle değil. Kutularını, paketlerini. Tamam. Bir de bu şekilde. Hı-hı. Sadece bu iki parfümden verildi arkadaşlar. Ha, hepsi aynı mı? Diğeri nerede? Aynen, hepsi aynı. Bakın hepsi bu şekilde aynılar.
Böyle bir fark yok. Bir sürü doldurmuşlar sana. Ama çok güzel gerçekten. Hepsinin kokusuna bayıldım. Bunu da şu şekilde koyayım. İçinden bir tanesi düşmüş. Tamam. Hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çok uzun zamandır kullandığım şu Sephora'nın rümelini aldım. Böyle. Kaça aldın? Fiyatını söyle. Aa dur ona hemen bakayım. Tam olarak hatırlamıyorum onun fiyatını ama 419 liraya aldım. Tamam. Daha sonra şunu arkadaşlar, bu bayağıdır görüyordum. Mesela yüzünüzde parlayan bir yere olduğu zaman bu bir doğal taş. Bunu yüzünüze sürüyorsunuz. Hatta şu şekilde açayım, çok garip bir görünüşü var. Bildiğiniz bir doğal taş. Hı hı. Bunu bir şekilde yüzünüze sürüyorsunuz ve parlayan yerleri... Tut bakayım ekranı, tam gösteremedim. Bakın şöyle. Arkadaşlar şu an odaklarsa evet. Evet. Aha. Bu şekilde parlaklığını alıyor. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bunu da arkadaşlar 159 liraya aldım. Daha sonra bunu bayağıdır istiyordum. Rare Beauty'nin arkadaşlar bir tane aldığını sabit aldım. Sabit göster. Sabit. Evet. Böyle. Hı-hı. Açıyorum hemen. Çok tatlı. Ağaç oldum burada. Çok şeker. Kaç para değil bu? Mi? Bu da söylemesem 949 lira babacım. Allah'ım yarabbim sana geliyorum. Ya o kadar para verilmez bunlara ya. Ama çok tatlı baba, şuna bak. Kızım ne kadar tatlı olursa tatlı olsun, tatlı da bozuluyor bir zaman sonra. Ya baba ben şimdi bunu almazsam benim bunda gönlüm kalacaktı. Hem annemle birlikte kullanırız diye aldım. Rengi de bu şekilde arkadaşlar, şeftali tonu. Onu da böyle koyuyorum. Bu da indirime düştüğü için bunu 85 liraya aldım. Yüz ne temiz, bu? Yüz temizleme, makyaj temizleme. Aa sallasana için. Suyu bir dakika. Bana göster. Bak böyle karışıyor. Senden odaklayamıyor, dur. Ha yok, az önce böyle deniz dalgası gibiydi içi de, o yüzden. Çok tatlı. E tabi güzelliğinden odaklayamıyorum. Şaka bir adamım da böyle. Evet evet. Neyse devam ediyorum. Yine kozmetikten devam edeceğim arkadaşlar. Watson's'tan alışveriş yaptım. İki tane şu şekilde yüz maskesi aldım. Biri böyle C vitaminli, diğeri de bu şekilde. Onları da hemen şöyle koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu gratis'ten aldım. Ama bir tane olduğu için poşete gerek duymadım. Bu da böyle bir kaş sabitleyici. Bu şekilde. Şeffaf zaten. Bu görünmüyor. Sadece sabitliyor. Daha sonra şöyle Pure Beauty'nin bir tane BB kremini aldım. Bu şekilde. Hı-hı. Kaç lira? Fiyatlarını bilmiyorsun hadi. Bilmiyorsan hiç aynen, uğraştırma bizi. Arkadaşların çoğu alıyordu ondan zaten. Aynen. Bunu böyle koydum. Daha sonra H&M'e geçiyorum. Aa arkadaşlar. Eren'in hediyesi. Ney? Bunu sizlere göstereceğim. Bir saniye. Orada videoda da söylemiştim zaten. Eren'e hediye aldım diye. Bunu videodan sonra göstereceğim Eren'e. Bakın. Çok tatlı bir peluş aldım. Eren'e bunu verme kızım. Büyük kavga çıkar bu evin içinde. Niye ki? Diyecek beni buna mı benzettin de bunu aldın diye. Ben onu toparlarım. Gerçi da. Gerçi kirpi gibi hep batıyor. Eren arkadaşlar peluş aşırı derecede seviyor. Özellikle şuradaki bir tane film var. Evet. Hep bunun yanına gidip alıyor. Melike de gidip ondan alıyor. O yüzden bir tane böyle tatlış bir peluş alayım dedim. Büyük bulamadım çünkü. Bunu da Eren'e vereceğim. Fiyatını hatırlamıyorum ama 300 lira civarı falandı bu da. Daha sonra tekrardan bir heyecanım var. Yalnız bir tane malzemeyi koymuşlar sanki içine. Evet. Koca pakete bir tane var. Sırf paket olsun diye yapılmış. Bunu sonradan gidip aldık. Şey poşet almayalım dedi. Zaten bir tane vardı, onun içine koyduk. Şu şekilde bir body aldım arkadaşlar. Okulda böyle giymelik. Evet. Bu şekilde siyah düz bir body. Arkadaşlar daha burada annesinin aldıkları da var. Herhalde aldıkları toplam 20 bin lirayı bulmuştur. Bu kadar parayı nasıl buldunuz bilmiyorum. Olur öyle şeyler babacığım yani. Öğrendim kızım. Bilgileri geldi telefonuma. Hep kızın kredi kartından almışsınız. Ben bunların parasını sizden almasını iyi bilirim. Şu gözüme baksana. Bak şu gözüme. Bakıyorum. Ben senden bunların parasını alırım. Tamam babacığım. Saklı kumbaranı. Ondan sonra gizli altınlarını. Dolarlarını. İmkansız, eurolarını. Bulamazsın. İmkansız çünkü öyle bir yere sakladım. Ayrıca benim öyle bir kumbaram yok ki. Bu ne? Çantam. Onda, onu mu yine aldın? Yok benim. Ha çok şükür. İyi ki bir şey aldın. O benim çantam. Evet arkadaşlar aldığım ürünler buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim aldığım ürünleri. Hı-hı. Şu anda böyle mutlu olduğuma bakmayın. Kamerayı kapattıktan sonra büyük bir kavga olacak. Tabii. Hevesle o kamerayı bekliyorum ben. Evet. Ben çok beğendim gerçekten. Ben de çok beğendim. Hepsi çok güzel Melike. Ben buradan direkt uzayacağım. Kaçacağım aşağıya doğru arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Kamera arkasında büyük bir kavga bir seni bekliyor. Biliyorsun evet, değil mi? Evet. Yorumlarınızı ekliyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kaçma! Gel buraya.